Hiç çıkmasın. Ben şimdi giderim, hemen ararım sizi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biadedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha. Mesnevi Nuriye Habbe. Eylem eyyuhel aziz. Kabir aleme ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh, İncil'de Ahmed, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, İki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. 1. Allah'a abdolana her şey musahhardır, olmayana her şey düşmandır. 2. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. 3. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zail olur, gider. 4. Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin, dünya da zaildir. Halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. 5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İlem eyyuhel aziz, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bu üç mukaddes cümlenin faydelerini ve mahalli istimallerini dinle. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kainata, aleme bakarken idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden neban eden ma-i zülali içmekle o hayret ateşi söner. 2. Aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle hamd ünvanı altında inam-ı nimette ve mün'imi inamda görmekle idame-i nimet ve tezyid-i lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. 3. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Yani Halık'ı daha azim ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. İlem eyyuhel aziz, insan seyyiatıyla Allah'a zarar vermiş olmuyor. Ancak nefsine zarar eder. Mesela hariçte, vakide ve hakikatta
Allah'ın şeriki yoktur ki onun hizmine girmekle Cenab-ı Hakk'ın mülküne ve asarına müdahale edebilsin. Ancak şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünkü hariçte şerikin yeri yoktur. O halde o kafasız kendi eliyle kendi evini yıkıyor. İlem eyyuhel aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamil-i mutlak olduğundan lizatihi mahbubdur. Allah mucit, vacibül vücud olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, budiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekasıyladır. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Allah gani-i munidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Başa alayım abi. Sen de oku. İlem eyyuhel aziz. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahada ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Evet, başa dönelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyuhel aziz. Kabir alem-i ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir. Ön ciheti ise azaptır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kainatta bir sünnetullah kanunu var. Her nefis ölecek. Hayat bitecek. Baki, ebedi, daimi bir sermedi alem açılacak. İşte buna imanımız var, izanımız var, yıkanımız var. Tabii şimdi kabre iki cihette bakmak lazım. Arka ciheti, ön ciheti noktasından bakınca insan nefis taşıyor. Babam öldü, eşim öldü, evladım öldü. Firak, ayrılık. Ara küller insan fıtratını yapıyor, müteessir oluyor. Tabii bu müteessirlik iman sahibi için, hakiki mümin için bu müteessirlik tamamen bitiş ve tükeniş manası değil. Biz bu cihette kafirlerden, mürtet ve münafıklardan ayrılıyoruz. Onlar ölümüne yapıyorlar, tamamen bitiş ve tükeniş olarak görüyorlar. Ama mümin ne yapıyor ya? Babam öldü ama hayatı bakıyorlar. Evet var. Allah'ın rububiyetinin ebedi daimi bir saltanatı var. Biz toprağa girmiyoruz. Biz alemi bekaya intikal ediyoruz. Bu bir terakkidir. Bu bir tasafidir. Bu ebedi namütenahi nimetlere mazhariyettir. Dolayısıyla ölümün arka ciheti İnsanın ruhuna endişe vermiyor. Niye? Allah var, elbette hayatı vaki var. Allah vers, gayri heves. Allah var, ne gam var. Dolayısıyla mümin ölüme bu cihette baktığı zaman, o zaman ölümün hakikati Müslümanın aleminde, göksünde gedik aşmaz.
İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik ve ne yapıyoruz? Ona dönüyoruz manası. Arka ciheti rahmettir. Mümin dünyanın meşakkatından, sıkıntılarından, meşakkatından, ızdıraplarından kurtuldu. Artık teklif bitti. Nereye gidiyor? Ücrete, mükafata, ebedi saadet ve selamete gidiyor. Bu cihette özellikle ölen Müslüman ise, kamil bir mümin ise arka rahmet nedir? Arka rahmet ebedidir, ya daimidir. Bitmeyen, tükenmeyen bir devlete, bitmeyen, tükenmeyen bir nimete mazhariyettir. Ruhun ıtlaktan, kayıttan kurtulmasıdır. Değil mi? Üstad ne diyor? Zindan-ı dünyadan, bostan-ı dünyana intikaldır, Allah'a yürüyüştür bak. Şimdi bu cihet noktasından bakınca, bakın, hakikat noktasında, kamil bir Müslümanın dünyasında ölüm ruhta gedik açmaz. Niye? Mülkün sahibi o. Veren Allah, alan Allah, her şeyi bilen Allah. Bitti. Ağlatan da o, güldüren de o, yaratan da o. Tedbir onun, inayet onun, rızık onun, iyaşe onun, kainat onun. Bak, dikkat edin. İman insanı nasıl teneffüs ettiriyor değil mi bakın ya? İman insanın içine nasıl bir inşirah veriyor ya? İnsanın, iman insanın içine nasıl bir imisat veriyor ya? Allah var, ne gam var ya? Elhamdülillah. İşte bu bakış. Üstad bir de burada neye misal veriyor? Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde var. Cenab-ı Hak 124 bin peygamber göndermiş kabrin arkasında. 124 milyondan ziyade evliyalar, asfiyalar, müştehitler, mücedditler, kamil insanlar. Onlar da nerede? Onlar da kabrin arkasında. Berzah aleminde, evet. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Değil mi? Yani hakikat noktasında yani mümin ölümden korkmaz. Endişe duymaz. Paniğe girmez ya. Ebedi bir menzil, ebedi bir saadet. Bütün dost ve sevgililerin gittiği yere gidiyoruz yani. Hakikat noktasında bu mana insanı neye götürmesi lazım? Ciddi inşirah ve imsata götürmesi lazım. Şimdi biz kafirlerden çok farklıyız. Adam diyor ya bittim, tükeneceğim, üç gün sonra gideceğim. Ne oldu? Ahirete inanmıyor. Allah'a inancı yok. Onun için ne? Bak, hayat ebedi bitiş, ebedi tükeniş. Bütün kainatta rabıtaları kopuyor. Bütün kainat, insan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine mâkes fâine olmuş olduğu için insan fıtraten her şeyle alakadar. Dostluk ilişkisi, efendim, çeşitli rabıtalar noktasından bütün kainatta merbut irtibatı var. Şimdi bir anda ölüm geliyor, sevdiği, itibar ettiği, teveccüh ettiği, bir ömür boyu sevda ile, aşkla, muhabbetle bağlandığı, bağı, bahçesi, evladı, çoluk çocuğu, hepsi onun alemine yokluğa gidiyor ya. Nasıl bir bitiş, nasıl bir tükeniş. Ama Müslümanın itikadına bakın, imanına bakın. Ya. Bak, hayatı vakiye yolculuk. Onun için Üstad ne diyor? Ölümün hakikatını anlayan evliyalar ne yapmışlar? Ya, ölümü sevmişler. Ölüm gelmeden evvel ölmek istemişler. Niye? Beka var, ebediyet var, rüyet var, lika var. Sonsuz nimetlere ebedi mazhariyet var. Evet. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Esas bu bak. Dünya kazuratından temizlenmek için ne lazım? Bir gusül lazımdır.
kusur. İçini temizlemek. İç dünyasını berrak ve şeffaf kılmak. Göz kirleniyor mu? Kirleniyor. İnsana gusül lazım oluyor mu? Oluyor. Yıkanıyor, gusulundan temizleniyor. Göz kirlendi. Gözün gusülüne gözyaşı. Kalp inhiraf ediyor mu? Kalbin teveccühü, ezeli ve baki, mahu hakiki olan Allah'a yönelmek, istiğfar ile, iltica ile, nedametle, gözyaşı ile, ya içini temizlemek. Yani Cenab-ı Hak peygamberleri niye gönderdi? İnsanları temizlemek için. Kur'an niye nüzul etti? Bu mana için. Şirkten temizlemek, küfürden temizlemek. Ya. Önce idrakı temizlemek. Tevhid. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini tasdik ve kabul. Sonra içini yıkamak. Ya. Ya. Kalpte riya olmayacak. Ya. Enaniyet, gurur, kibir, ya. Haset, kıskançlık gibi. Bu habis hissiyatları temizlemek. Dilini gıybetten, yalandan, yanlıştan temizlemek. Gözünü haramdan temizlemek. Ellerini ticaret yapıyorsa, ehli ticaret ise haramdan çekmek. İçinde Müslümanlara karşı gayz, gadab, intikam, hiddet ve şiddet gibi sıfatları temizlemek. Muamelatını temiz kılmak. Tabii önce itikat temizlenecek. Her bir azanın tabiri caizse neyi var? Yıkanması var, guslu var. Tathiri ve temizlenmesi var. İşte bütün kamil evliyalar hep bu nokta üzerine çok durmuşlar diyor. İçini yıka. Safileştir. Berraklaştır. Kin, kin, intikam, haset, riya, şov, alkış hissi ve benzer sıfatlar insanın ruhunu kirletiyor. İnsanın iç dünyasını paramparça ediyor. İşte ölmeden evvel ölmek, nefsini öldürmek, ikinci dirilişe çıkmadan evvel dünyadayken İçini safileştirmek. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir hakkında dünyada yaşayan ölüyü görmek isteyenler Ebu Bekir'e baksın dedi. Dünyada yaşayan ölüyü görmek isteyenler. Ölü gıybet eder mi? Ölü yalan söyler mi? Ölü harama bakar mı? Ölü haram lokmayı mideye indirir mi? Ölü haram yollarda yürür mü hakeza? Evet. Demek dünya kazuratından temizlenmek için bir kusur lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ne yapacaklar? İkrah edecekler. Evet. Karih görecekler. Evet. Evet. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh, İncil'de Ahmed, Tevrat'ta Ahyed, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki cihanın güneşi, kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmedler ile muhat olarak sakindir. Bakın, Peygamberimiz Aleyhisselam, diğer bütün peygamberler ve milyonlarca Faruk-u Ahmetler, ya, müştehitler, mücedditler, evliyalar, kamilin zatlar, asfiyalar. Bunlar hep bekaleminde. Yani
İnsan ölümle kime kavuşuyor, değil mi? O hasret bitecek. Şimdi insan, bakın, bu peygamberimiz Hatem-i Enbiya'dır. Ondan sonra peygamber gelmez. Bu ne demektir? Artık beşer aleminde peygamberlik liyakatını taşıyacak insan yok. Mazide kaldı. Şimdi elbette Resulullah'ı Müslüman olarak görmek ister mi her Müslüman? Bütün peygamberleri görmek arzu ederiz de. Kemalat arşının yıldızları. Ya, iman neymiş, sadakat neymiş, ihlas neymiş, kemalat neymiş, Allah Allah. Manevi keyfiyet, Allah'a kurbiyet neymiş. İşte bunlar ahirette açılacak, görülecek ve gösterilecek bakın. Ya. Şimdi milyonlarca peygamberimiz başta olmak üzere, milyonlarca Faruk Ahmetler öbür tarafta. Ya. Oraya gideceğiz yani. Geri kalmak hatadır. Tabii istesek de istemesek de gideceğiz ya. Ecel bir tağayyür etmez. Ama oraya iştiyak durmak, onların yürüyüşüne tebaiyet sırrıyla tabi olmak, İhlasla, istikamette, ibadette, taat-ı istiğfar ile o kervana katılmak matduf ve maksuttur. Evet. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasada dikkat lazımdır. 1. Allah'a abdolana her şey musahhardır, olmayana her şey düşmandır. Şimdi bunun üzerinde biraz düşünmek lazım. Belki âmi insanlar nasıl Allah'a abdolana her şey musahhar olur diye bir soru gelebilir mi? Ala küllal gelebilir. Tabii bir kere kulluk. Şimdi bu kulluk ve kulluğun esası üzerinde biraz tefekkür etmek lazım. Hakikat noktasında kulluk nedir? Kulluk hakikat noktasında kalbin istirahatıdır. Hakikat noktasında kulluk ruhun inşirahıdır. Hakikat noktasında kulluk teslimiyeti tamme ile intisaba medar sır ve hakikatların insanın aleminde açılmasıdır. İntisap sırrı. Bunun üzerinde derslerde çok duyuyoruz, intisap sırrı. İman nedir? İntisaptır ya. Padişahın oğlu. Padişahın oğlu. Osmanlı padişahın oğlu, veliaht. Babası ölecek, yarın 3 kıta 7 iklimin başına geçecek. Devlet-i Osmaniye'nin veliahtı. Bak. İşte, padişahın oğlu, ağanın oğlu Ekavir. Bak. İntisaptaki kemal şeref. Padişahın oğlu değil, ağanın oğlu değil. Babası şöyle, amcası şöyle değil. Allah'ın kulu. Kulluktan büyük makam yok. Kulluktan büyük rütbe yok. Kulluktan büyük şeref yok. Onun için ne diyoruz? Peygamberimiz hakkında önce abd, sonra resul. Önce abduhu, sonra resul. Önce abd, kul. İntisaptan dolayı bak, benim Allah'ım. Ağanın oğlu ne diyor? Şu 20 para köy bizim. Şu bağlar bizim, şu bahçeler bizim, şu koyunlar bizim, şu sürüler bizim, şu yaylalar bizim, şu otluklar bizim. İntisap sırrı Müslümanın içinde açıldığı zaman benim Allah'ım, yerler benim, gökler benim, benim Rabbim. Allah Allah. Kainat vusatında mümin ne yapıyor? Bir inşirah duyuyor. İntisaptaki şeref. Demek mümin İman şuuruyla baktığı zaman neyi görüyor? Ya Cenab-ı Hak yerleri ve gökleri benim için halk etmiş. Yerleri ve gökleri Allah benim için kesmiş, benim için biçmiş, benim için tertip etmiş. Değil mi?
enfüsü ve afakı nimetleri benim başıma bağlamış. Bakın, iman şuuruyla bakış. Kainat husatında derinlik görüyor. Benim Allah'ım, benim Rabbim, benim Malik. Yerler benim, gökler benim, arşlar benim. Her şey benim. İntisap sırrıyla diyebilir mi? Der. Başka, teshirin şükrünü eda ile yaşar ya. Cenab-ı Hak bu kadar nimeti bana bahşetmiş. O zaman ne bakın? Hemen o Müslüman şakir oluyor. Şükren lillah. Ya Rabbi bak, at olmadık, ot olmadık. Kuyruklu değil mi? Boynuzu mahluk, kulağı şöyle, boynuzu böyle, eli böyle, ayağı böyle değil ya. O insan olarak yaratıldık ya. Şu nimetlerin en güzeli, en büyüğü. Başka bir de Allah bizi Müslüman olarak yarattı. Resul-i Kibre'ye ümmet eyledi, Kur'an'ı inzal etti. Bunlardan daha büyük nimet olur mu? İşte teshirin şükrünü eda ile yaşar. O mümin daha cennete girmeden dünyada firdevsi bir cennete mâkes aynı olur. Ama insan Allah'a abdolmazsa, bakın, kulluktan koparsa, kulluktan kopmanın neticesi karanlıktır. Ya. Bakışı zulmane olur. Karanlığın içine düşer. Ve en önemlisi nokta istinadını kaybeder. Kime dayanacak? Kimden isteyecek? Kimden medet bekleyecek? Onun için insan bak kulluk manasını ifade ettiği zaman kainat içerisindeki konumunun da kadri ve kıymetini anlıyor. Kafir bir insan ya geldik işte ot gibi yaşayacağız ondan sonra gübre oluruz gidecek diyor. Halbuki bak konumu sen arzın özüsün. Sen kainatın özetisin ya. Sen arzın halifesisin. Sen mahlukatın üste başı hükmündesin. Yerler ve gökler içindekiler senin için kesilmiş, senin için tanzim edilmiş, senin için tertip edilmiş. Onun için Allah'a kul oldun mu hem dünyada hem de ahirette ebedi nimetlere ne olacaksın? Var kuracaksın. Kulluktan koptu mu, nispetten kopuyor. Ebedi felaket, ebedi karanlık. Dehşetli bir netice. Evet. Demek şu kulluğun da kadir ve kıymetini iyi idrak etmemiz lazım ya. Kullukla Allah bize neler bahşetmiş onu bir düşün, tefekkür et. Derinliğine bak. Evet. İki, her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Yine bakın, ya her şey Allah'ın kaderi ve takdiri içerisinde oldu mu bak, insana ne geliyor? Teslimiyet geliyor, kanaat geliyor. Sorulanmanın manası yok. Cenab-ı Hakk'ın hallaketi güzel mi? Güzel. Şimdi kevni takdir var. Değil mi? Kevni takdir. Bu kevanatın yaratılışına Cenab-ı Allah'ın mukaddir, musavvir ve munazım isminin tecellisi var. Şimdi mükevanatta Cenab-ı Allah'ın takdirinde güzellik var mı? Var. İşte simana bak, geç aynanın karşısında. Göz nereye takılacak? Burun nereye çakılacak? Dişler nasıl tenzim? El nereye, ayak nereye, Cenab-ı Hak ne yapmış? Her şeyi yerli yerinde müzeyyen, mükemmel ve muciz yaratmış. Allah'ın bari ismi kalıptan döker gibi mükemmel yaratmış mı? Yaratmış. Şimdi mükevenatta, yerde ve gökte, bütün mevcudatta Cenab-ı Allah'ın mukaddir isminin arkasında adalet, hüsn, rahmet ve inayeti, hikmet var mı? Var. Ha. Demek mukadderatın tanziminde, eşyanın yaratılışında takdiremeler, güzellikler var mı? Var. Evet. Senin rızkın, sana taalluk eden kısmet de ezelden takdir edilmiş. Nasıl yaratılışta, değil mi? Azalarının tertip ve teşkilinde takdiremeler, güzellik varsa,
Allah'ın sana bahşettiği rızık, nimet ve ikramlar noktasından da öyle bir güzellik var. Fakat insan kotperest, nefisperest, enaniyet ve gurur çerçevesi içerisinde yürüdüğü için kaderin takdirine karşı ne yapıyor? Birçok insan teferrün ediyor, filanlaşıyor. Ya haline rıza göster. O senin hakkında en güzeldir bak. Ha. Belki işte benim param şöyle olsaydı, bağım, bahçem, kadrım, şuyum, efendim, mülküm, varlığım, devletim, ne biliyorsun? Ya o para seni firavunlaştırsaydı, ya karın gibi seni boğsaydı, toprağa gömseydi, yahut saltanat, varlık, devlet, servet istiyorsun, o servet içerisinde ya firavunlaşsaydın, ya bakın, demek Allah'ın takdirinde çok hikmetler var. İşte bak yine bu teslimiyet ruhu ortaya çıktı değil mi? Ha, kadere teslim ol. Kısmetine razı ol. Rahat edersin ya. Bitti bak. Ne güzel yani bak. İman güzelliği ne güzel. Bak. Takdir güzelliği ne güzel. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine medar. Allah'ın rububiyetine teslim olmak ne kadar güzel bak. Evet. Üç, mülk Allah'ındır, sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zail olur, gider. Bir de mülk değil mi ya? Mülk Allah'ın ya. Yerler ve gökler içindeki her şey, her şey Allah'ın ya. Gasp ediyoruz ya. Senin vücudun da Allah'ında. O vücudu yaratan Allah, yaşatan Allah. O vücudun bütün ihtiyaç dairelerine cevap veren, samet olan bir Rabbimiz var. Kerim olan bir Allah'ımız var. Muhsin olan bir Rabbimiz var ya. Mülk Allah'ın. Biz Allah'ın mülkünde çalıştık Ahmet de Mehmet. Çapa mı vurduk? Kazma mı vurduk? Yerin göğün çamburunu biz mi evirdik, biz mi çevirdik o? Mülkün sahibi Allah. Ha, Allah'ın bize verdiği şu vücut nimetine bizim zat-ı varımız değil. Bak, Allah'ın emaneti. Bize emaneten verildi. O emaneti Cenab-ı Hak ne yapıyor? Nefsini, ayette var ya, nefsini ve malını Allah yoluna tasadduk edenin karşılığında ne var? İnne Allah iştira. Ayet oku. İlel-mü'minîne enfüsehum ve envâlehum bi enne lehumül cenneh. Nefsini ve malını Allah'a satmanın karşılığı nedir? Ebedi, baki bir cennettir. Bak, vücut bizim zat-ı malımız değildir. Biz kesple de kazanmadık. Allah, Cenab-ı Hakk'ın bir ismine Vehhab. Allah hibe etti. Mükrim olan Allah, muksin olan Allah, müzeyyin ve mükemmel olan Allah bize lütfetti ya. Elimizden tuttu bu nimet bize, emaneten verdi. Ha, bu emanete ihanet etmezsek bu nimet ahirette ebedileşecek. Sermedi bir hayata intikal edecek. Ama bizde kalırsa zayi olur ya. Allah'a satmazsan, Allah'a vermezsen, nefis alır seni götürür. Şeytan seni karanlıkların içerisine çeker. Kötü müeyyit, kötü arkadaş, nefsin arzuları seni helak eder, nefesini keser, akıbetini bitirir, mahveder. Evet. 4. Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zâilsin. Dünya da zâildir. Halkın dünyası da zâildir. Şimdi bak, devam olmayan şeyde lezzet yok mu da? Yani. Bu da bir kanun yani. Yani. Bir adama efendim gel bir günlük padişah ol. Bir günlük kral ol. İkinci gün o tahttan ineceksin. O devletten, o nimetten, o nimetten ebediyen mahrum olacaksın. Devam olmayan şeyde lezzet yok. Sen diyor zahilsin, sen geçicisin.
Dünya da geçici. Diğer bütün insanların da hayatına geçince. Nerede firavunlar, deccallar, süfyanlar? Nerede uluhiyet dava edenler? Nerede sultanlar, kumandanlar, zenginler, varlıklar? Enaniyetiyle, gururuyla başı semaya yükselenler bak. Şu kainatın şu şekli hazırı da nedir? Zahildir. Onlar da gidecek. Evet. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. Her şeyin bir eceli fıtrısı, ömrü tabisi var. Saati kuruyorsun, saat dönüyor, çarklar dönüyor. Sonra zemberek boşanıyor, iş bitiyor. İşte ömür böyle. 100 senede yaşasan, Nuh Aleyhisselam kadar uzun ömrün dahi olsa, ya ölüm gelecek, hayat bitecek. Bak, aynı. Eceli fıtrı içerisinde dünyada bir saat ki muazzam, muhteşem bir saat. Saatin dakikaları, saniyeleri, saliseleri varsa dünyada öyle. Saati var, dakikası var, saniyesi var yani. 100 sene bir saat gibi, misal. Bir saat gibi. Her gün bir saniye gibi. Devri daim oluyor mu? Bu devir daim nereye götürüyor? Bizi bitişe, kıyamete, hayatın zeval ve fenasına adım adım ne yapıyoruz? Yaklaşıyoruz. Evet. 5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Ya, bu nokta çok önemli. Yani. Adam dünyada birçok eser bırakmış. Ama acaba bu eserler ahirette geçerli mi? Ya, geçer akçe mi? Bundan sorgulanacak mıyız? Evet. Yani sen dinin ilası ve ifkası için Cenab-ı ahirette soracak ya. Yani. Dinin ilası ve ifkası için ne yaptın? Yani? Yani. Seni kurtaracak eserin ne? Yani. İmanın ne kadar? Acaba imanla gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Amelin ne kadar? Amelin halis mi? Hayatın müstakim mi? Nasıl yaşadın? Dinin ilası ifkası için ne gayret gösterdin? Ne kadar ter döktün? Ne kadar fedakarlık yaptın? Dön arkana bak. Mazini murakabe et ya. Ömür bitiyor, hayat tükeniyor ya. Ya. Dikkat lazım, teyakkuz lazım ya. Onu her zaman söylüyoruz. Bakın ahiret hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Ahirette her şey geldiği noktadan devam eder. Onun için hizmet burada, ibadet burada, marifet burada, istikamet burada. Dinin ilave ifkası için ter burada, gayret burada, hamiyet burada. Evet, seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde dünyadaki şöhretin, paran, servetin, devletin ahirette 5 kuruş etmez yani. Evet. İlem eyyühel aziz, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bu 3 mukaddes cümlenin faydelerini ve mahalli istimallerini dinle. 1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kainata, aleme bakarken, idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak Subhanallah cümlesinden neban eden ma-i zülali içmekle o hayret ateşi söner. Şimdi bu 3 kelime değil mi? Kur'an'ın esasıdır, çekirdekleridir.
namazın da çekirdekleri ve hulasalarıdır. Namazdan sonraki tesbihatın da esasıdır. Dua makamlarında da bu üç kelime bak yani, çok önemlidir yani. Üç tesbih fevkalade kıymetlidir. Dolayısıyla bak önce biz namazda işte, namazın içinde Subhanallah diyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Namazdan sonra 33 kere Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Önce Subhanallah diyoruz bakın. Biraz az meseleyi genişleterek konuşalım. Bak Subhanallah. Allah'ı takdis etmek. Ne demek? Rabbül Alemin noksanlıktan, cehaletten, zulümden, cemal ve kemaline muhalif bütün negatif, menfi sıfatlardan münezzeh ve müberradır. Bir Müslümanın itikadında Subhanallah kelimesi inkişaf etmezse, Subhanallah kelimesine medar, sır ve hakikatler açılmazsa, o Müslüman bazen dar zamanlarında sıkıntıya düştüğü zaman ne yapabilir? Haddini aşabilir. Yani ya niye bu belalar ve musibetler benim üzerime çullanıyor? Sanki gök benim başıma çöktü. Niye ben? Niye ben? Niye bu kadar dehşetli zulümler, bu kadar dehşetli imtihanlara ben nakes ve aynı oluyorum? Niye ben? Bakın hemen şikayet başladı. İşte o şikayet kulluk manasını ne yapıyor? Bombardıman ediyor ya. Cenab-ı Hak kamili mutlaktır. Zulümden münezzehtir. Ya. Unutmaktan münezzehtir. Celal ve kemaline medar bütün nakıs noksanlıklardan münezzeh ve merradır. Bir de Subhanallah kelimesini kainat kitabını okurken nasıl bakacağız ya? İşte Üstad burada o noktaya bakıyor. Kainat aleme bakarken idrakından aciz. Şu sema sayfasının başını kaldır ve bak. Milyonlarca, trilyonlarca yıldız var. Şu kainatın vusatına bak, büyüklüğüne bak. O büyüklük içerisinde Allah'ın ordularının yürüyüşüne bak. İntizamlı bir yürüyüş. Tedbir var, tanzim var, teşkil var. Bak, çarpma yok, dağılma yok, parçalanma yok, anarşi yok. Nihayet kemalde bir intizamın sürekli insicamı, akışı ve devamı var. Aklımız almıyor, idrakımız ulaşamıyor. İşte burada idrakından aciz şu kainatta özellikle sema denizinde yüzen gemiler, tayyareler, şu yıldızlar ve galaksilere baktığın zaman bu bakışta hayretin ziyadeleştiği zaman ne diyeceksin? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kudret senin, azamet senin, takdir senin, tedbir senin, tedbir senin. Azimsin ya Rab, kadirsin ya Rab. Nakıs ve noksanlıktan müberra ve münezzehsin ya Rab manası İnsanın içine açılıyor. Açılması lazım. Derecenin nispetinde Cenab-ı Hak bu manayı bizim içimize açsın. Birincisi bu. İkincisi? İki, aynı o insan gördüğü leziz nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle hamd ünvanı altında inamı nimette ve münimi inamda görmekle idame-i nimet ve tezyid-i lezzet talebinde bulunarak elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. Ne bakın Cenab-ı Hak kainatı değil mi? Nimetlerin sofrası kılmış ya. Bağlar, bahçeler, nimetler değil mi? Tabii
âmi insanların dünyasında böyle nimet ve sofra deyince mide dairesi öne çıkıyor yani. Ya. Tamam, o da var da. Bak. Yani bakın, Allah'ın sofrasına bakın. Yumruk kadar mide için Cenab-ı Hak baharı yaratmış. Şu bağlar, şu bahçeler, şu nimetler. Ne kadar leziz, ne kadar tatlı, ne kadar güzel, ne kadar fıtrata muvafık, ne kadar hayatın kemal ve devamına ne yapıyor? Kuvvet veriyor. Bak, şimdi sofra, mide sofrasından dolayı Allah'a şükretmek lazım mı? Tamam, bir de Allah sana göz vermiş bak. Temaşa sofrası olarak baharı, bahçeleri yaratmış. Bak, burun kokular aleminden lezzet alıyor. Dil tatlar aleminden lezzet alıyor. Şimdi hayata lazım ihtiyaç daireleri noktasından bütün bu nimetleri ikram ve ihsan eden Allah'ın bu sonsuz nimetlerinde insan fıtratında nimeti devam ettirmek. İdame-i nimet ister bir de ne ister? O lezzeti de ziyadeleştirmek arzu eder. İşte insanlar her şeyin en güzeline layıktır bak. Her şeyin en güzelini, her meyvenin, her sebzenin, her sofranın en güzelini insan arıyor mu? İştiyaklıyor mu? Oraya doğru gidiyor mu? Gidiyor. Şimdi bu mide dairesi. Bir de akıl dairesi var. Fikir dairesi var. İman sofrasından telezzüz var. İslamiyet'e medar güzelliklerden gelen sofra var. Tamam, kainat bir sofra. Bir de ne var? Bir de Maide-i Kur'aniye var ya. Bir de Kur'an'ın sofrası var ya. Allah Allah. Kur'an'ın envarı var. Esrarı var. Elfazı var. Ahkamı var. Şimdi bütün bu sofralardan dolayı Üstad ne diyor? Ağız dolusu hamdenillah demek lazım. Minel ezel ilel ebed. Ya Rabbi nihayetsiz şükür olsun. Şimdi Cenab-ı Hak tabii inamını, ikramını, ihsanını dünyada veriyor mu? Veriyor. Yani Cenab-ı Hak dünyada bizi nimetlere gark etmiş mi? Etmiş. Ama Allah'ın külli, ebedi, daimi, namütenayi sofraları nerede? Ahirette. Ölümle bitmiyor. Ebed diyarında bu sofralar, bu nimetler ebediyen devam edecek. Cennetteki devam, cennetteki kıvam, cennetteki nimetler dünyayla kıyasa girer mi? Dünyadakilerle. Cennetteki nimetlerin yanında dünyadaki nimetler, bu dünyadaki nimetler cennetteki nimetlerin gölgesi gibi. Gölgesi. Gölge. Tabii bütün bu manalardan dolayı Allah'a hamd etmek durumundayız. Minel ezel ilel ebed. Ama bir de ariflerin dünyasında ince bir mana var. Bak. Cenab-ı Hak bize hayatı verdi elhamdülillah. Bizi İslamiyet'te ikram etti elhamdülillah. Bize Kur'an'ı indirdi elhamdülillah. Değil mi? Bizi Resulullah'a ümmet etti elhamdülillah. Tüm sofraları sardı elhamdülillah. Bu nimetleri hayatı bakide de verecek. Halidina fiha ebeda. Bunlardan da elhamdülillah. Fakat ariflerin dünyasında bir mana var ki o çok önemli. Ya Rabbi, senin varlığına ya Rabbi, sen varsın ya, bitti, yeter. Sen varsan her şey var. Çünkü her şey seninle daim, seninle kaim. Senin varlığına elhamdülillah. Bu manayı da Allah içimize açsın, inkişaf ettirsin. Evet. Üçüncüsü. Üç. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garibeden aklının tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Yani Halık'ı daha azim ve daha büyüktür. Onların halk ve tedbirleri kendisine ağır değildir. Evet, bir de şimdi Cenab-ı Hak acip mahlukat yaratmış.
Kainatta mütenevvi, çok farklı hareketler, cevaliyet, ismi faala medar masariyetler var. O masariyetlerin pek çoğunu aklımız idrak edemiyor. Fikrimiz yetişemiyor, hissimiz ulaşamıyor. Zihnimiz almıyor. İşte bu gibi şeylerde insanın hayret ateşini söndüren nedir? Allahu Ekber beyanıdır. Allahu Ekber. Allah büyüktür. Allah azimdir. Allah kebirdir. Böyle bir tanzim, böyle bir teşkil, böyle bir hallakiyet, böyle bir rububiyet o büyük Allah'ın kainattaki tasarrufunu ne yapıyor? Akıl gözüne göstermiş oluyor. Ha, bu hadiseler çok garip, çok acip, çok mucize. Ama mucizelerin mucizesi ya Allah'ın varlığı. Hallak olan, hallak alem olan Allah her şeyden daha azim, daha büyüktür. Demek Allahu Ekber kelimesi de ruhu ne yapıyor? Teneffüs ettiriyor. Demek Cenab-ı Allah'ın kudreti noktasından bakınca Allahu Ekber min külli şeyin kudreten ve ilmen Cenab-ı Hakk'ın halkında tedbir ve tanziminde müşkülat yok. Bak. Demek Allahu Ekber inkişaf edince Cenab-ı Hakk'ın kudreti nispetinden bir çiçekle bir baharın, bir baharla bir cennetin farkı yoktur manası insanın iç dünyasına elhamdülillah açılmış oluyor. Evet, burada kalalım. İnşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.